Başladı mı? Merhaba değerli vatanseverler, değerli Atatürkçüler, değerli gönüldaşlarımız. Malumunuz üzere geçen hafta İzmir Urla'da bir heykel faciası yaşadık. O heykelle ilgili önemli bir tepki oluşturdu ki biz de bunun içindeydik. Bir çalışma yaptık. Bununla ilgili Gazi Kemal Eğitim ve Kültür Derneği olarak bu basın açıklamasını yapmayı gerekli gördük. Zira heykel üzerinden bazı konulara değineceğiz. Türkiye'de Atatürk, Atatürkçülük, Kemalizm, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri üzerine bu heykel üzerinden aslında önemli noktalara değineceğiz diye düşünüyoruz. Öncelikle heykelle ilgili hani bizlerin gördüğü, bizler vatandaşız, evet sanata saygılıyız, sanatçıya saygılıyız. Öncelikle heykelle ilgili bizler Türk vatandaşları olarak, sanata da saygılı vatandaşlar olarak, sanatı, sanatçıyı seven vatandaşlar olarak neler hissettik, onları anlatmak isteriz. Malumunuz üzere heykel Atatürk'ü tasvir ediyor. Yani öyle diyorlar. Atatürk'ü tasvir ediyor heykel. Heykeltıraş bunu amaçlamış güya. Birkaç yönüyle biz ele aldık. Birkaç görüntü getirdik. Başka görüntüler de var. Bugün basın açıklaması ile ilgili bu iki görüntümüz var. Sadece o sosyal medyada dağılan görselle ilgili değil. Birkaç açıdan incelettik. Çünkü konuya müdahil olacaktık. Bunun için incelememiz şarttı. Şimdi öncelikle değerli Atatürkçüler, heykel hakkında dediğim gibi düşüncelerimizi söyleyelim. Bir defa bu heykel cinsiyetsiz yapılmış. Bakın, genital bölgesi, göğüs bölgesi cinsiyetsiz bir heykel yapılmış. Tekrara girip bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bir cinsiyet emaresi yok. Neyi? Heykel güya zeybek oynayan Atatürk'ü tasvir ediyor. Güya diyorum tekrar. İkinci olarak Atatürk orada frak giyiyor. Bu bir frak değil. Frak bacak altına kadar en azından uyluk diz üzerine kadar gelmesi lazım. Burada kesilmiş. Görüyorsunuz şöyle. Sizler de görselde gördünüz. Bu bir frak değil. Bunun ne olduğunu da anlayamadık. Ne giydirmişsiniz yani? Ne anlatmaya çalışmışsınız? Eller, el uçları yok. Zeybek oynarken eller böyle açılmaz. Zeybek'ten ziyade Titanic filmini andırdı bize. Zeybek oyunundan, zeybek figüründen ziyade Titanic figürünü, Titanic filmini andırdı bize. Diğer taraftan heykel baştan sona boyanmış biliyorsunuz. Alüminyum bir heykelmiş. Onu da öğrendik biz. Heykel güya gökkuşağı renklerine boyanmış. Anadolu'nun renkleri denildi sonra. Bunlar heykeltıraş tarafından yapılan açıklamalar. Hayır, bunlar LGBT renkleri. Gökkuşağı renkleri bu şekilde olmaz. Gökkuşağında şu aradaki beyaz olmaz. Bu şekilde olmaz en azından. Onun bir renk skalası, renk sırası var. Anadolu kilim motifleri denildi. Biz evet Türk milletinin çocuklarıyız. Anadolu kilimlerini açın. Renk dalımları, renk seçimlerine, figür seçimlerine bir bakın. Her kilim bir mektuptur. Bizler her kilimin bir sanat eseri olduğunu düşünüyoruz. Sanatta, kilimde özellikle renklendirmede bu kadar ileri giden bir millete böyle bir şeyi sanat diye yutturamazsınız. Biz kabul etmiyoruz. Ve hepsinden öte bir şey daha var. Atatürk'ün yüzü, heykelin yüzü boyanmış. Hiçbir Allah kuluna bunu yaptırmayız, yaptırmadık zaten. Hiç kimse Atatürk'ün yüzünü boyayamaz. Sanki bu neyse artık. Bütün kitaplarda, bütün tarihi eserlerde, yanında yaşayanlar, bizzat silah arkadaşları tarafından bile tunç yüzlü, tunç yürekli diye tasvir edilen Atatürk'ün yüzünü kimseye boyattırmayız. Onu tasvir eden hiçbir şeyde de bunu yapamazsınız. Bunlar ilk gördüğümüz ve evet bu bir olmamalıdır, bu yanlıştır dediğimiz hususlar. Bunun üzerine incelememizi yaptıktan sonra harekete geçtik. Dedik ki bunu hemen kaldırtalım. Kamuoyu oluşturduk evvela. Sosyal medya üzerinden, diğer kanallarımız üzerinden, tanıdığımız diğer dernekler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden bir kamuoyu oluşturmaya başladık. Çok da hızlı oluştu. Bizim dışımızda da buna tepki verip çalışanlar var. Onlara da teşekkür ederiz. Biz de buna katkı sunduk. Bundan dolayı gururluyuz.
Harekete geçtikten sonra geceden birkaç arkadaşımızla işte burada teşkilatın gücü ortaya çıkıyor. Sivil toplum kuruluşu nedir, dernek nedir, niye olmalıdır? Faydalı yönlerini görüyoruz. Teşkilatlanmanın gücünü anladık. Harekete geçtikten sonra geceden birkaç arkadaşımızla görüştük. Pazar gecesinde. Bu nedir dedik. Görüştük. İzmir'de olan arkadaşlarla görüştük. Ertesi gün gitmelerine karar verildi. Arkadaşlar da zaten gönüllüydü. Tamam dedik. Biz de Ankara'dan gerekeni yapacağız. Ertesi gün nitekim sabah itibariyle başladık. Öncelikle belediyeyi aradım. Bizzat ben aradım. Gazi Kemal Eğitim Kültür Derneği adına genel başkan olarak bizzat ben aradım. Aradığımda özel kalemiyle görüştük. Özel kalem dedi ki zaten şu an başkanımız konuyla ilgili toplantıda, tepki çok fazla. Tamam dedik. Telefonumuzu aldılar. Bize döndüler. Biraz sonra bize döndüler arkadaşlardan. Özel kalem müdürü yine bize döndü. O esnada da bizim Tayfun Varol isimli arkadaşımız İzmir'den Urla'ya hareket etmişti. Sağ olsun. Onun sayesinde de önemli gelişmeler oldu. Tayfun Varol arkadaşımız, ben kendilerine de belediyeye de söyledim. Dedim ki şu an arkadaşımız geliyor ya, bizatihi yerinde görüşecek. Artık onun diyeceklerine göre hareket edeceğiz. Ama siz dedim şunu bilin, belediye olarak bu işe el atmazsanız biz el atacağız. Bizim gibi vatanseverler, Atatürkçüler el atacak. Çok büyük bir tepkiyle karşılaşacaksınız dedik. Bunun uyarısını yaptık. Belediyeden şunu dediler bana. Efendim bu bizim değil, özel bir işletmede bizim sınırlarımız, hani belediyenin diktiği bir heykel değil dediler. Ben de kendilerine şu tepki verdim. Olabilir, orada başka ahlaka mugayir veya başka bir heykel olsa, heykel şart olması şart değil. Herhangi bir şey olsa belediye zabıta aracılığıyla müdahil olmuyor mu? Müdahil oluyor. Bu bizim belediye tarafından dikilmedi, bizi ilgilendirmez diyemezsiniz dedim. Tepkimizde de haklıydık. Eğer orada yanlış bir şey varsa, insanları da duyarlı hale getiriyorsa ona belediye olarak müdahil olmak zorundasınız dedim. Bunlar da anlaştık. Nitekim Tayfun Varol arkadaşımız gitti. Kendisini sosyal medyada Netsov Efe ismiyle bilinir. Tayfun Varol arkadaşımız gitti. Ben o esnada yine boş durmadık. Heykelin dikildiği, heykeltıraşın ismini ve yerin ismini, işletmenin adını vermeyeceğim. Heykelin dikildiği işletmeyi aradım. Bizzat ulaştım. Özge Hanım diye bir işletme müdürü sanırım. Onunla görüştük. Özge Hanım bize ilk konuşurken dedi ki evet şu an basın mensupları burada bir tepki oluşmuş. Ama bizim böyle değil. İşte biz bu sanat eseridir. Göründüğü gibi değil. Hayır dedim, inceledik çeşitli yönlerden. Gayet heykelin arkasında durmaya kalkıştı. Dedim ki hanımefendi bakın dedim siz şu an durumun farkında değilsiniz. Sizin sanatınız sizi ilgilendirir. Biz bunu sanat olarak görmüyoruz. Bu size ait bir durum değildir. Atatürk sizin tasarrufunuzda sadece size ait bir varlığımız, bir değerimiz değildir. Şu an üzerinize gelen çağın farkında değilsiniz. Herkes bizim gibi arayıp irtibat kurup sizi uyarmaz da. Aynen bu cümleleri kurdum. Büyük bir tepkiyle karşılaşacaksınız. Neler olacağını emin olun kestiremezsiniz. Şu an ya bu işi bitireceğiz ya da biz diyeceğiz ki arkadaşlar sonuç alamadık. İnsanlar kendi başına hareket etmeye başlayacak. O zaman nereden ne geleceğini siz de bilemezsiniz. Özge Hanım dedi ki hayır dedi biz kaldırmayacağız bunu. Gayet arkasındayız dedi. Yaptığımız işin burada basın mensupları var. Onlara da tanıtım yapıyoruz. Anlatıyoruz falan diye söylediler. Dedim ki Özge Hanım siz bilirsiniz. Ben bir STK başkan olarak sizlere gerekli uyarıyı yaptım. Tehlikeyi de söyledim. Bundan sonra siz bilirsiniz dedim. Nitekim Tayfun Varol arkadaşımız gitti. Belediyeyle görüştü. Zabıta müdürüyle görüştü. Ardından da bizzat telefonda hani bunları adım adım birbirimizi takip ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tayfun Bey'e. Belediye yetmedi. Gitti Urla Adalet Sarayı'na. Savcılar suç duyurusunda bulundu. Değerli arkadaşlar. Oradan da görseli attı herkese. Oradan bunun üzerine artık savcılıkta irtibata geçmiştir mutlaka işletmeyle. Olunca biz kaldırmayacağız diyen şahısların akşama heykeli kaldırdıklarını haberini aldık. Güzeldi bir günde oluşan bir tepkiyle evet dediğim gibi teşkilatlanmanın ve medyanın, sosyal medyada olsa medyanın gücünü öğrenmiş olduk. Tepki veren, duyarlı davranan,
Bütün arkadaşlara, bütün vatanseverlere, Atatürkçülere teşekkür ederim. Hariçten iki şeye değinmek istiyorum. Bir, heykeltıraşın tavrına. Şimdi bakın, heykeltıraş arkadaşımız da, ismini vermeyeceğim demiştim. Şöyle de kapatayım ismini. Bir açıklama yaptı aynı gün. Aynı gün açıklama yaptı. Bu açıklama üzerinde Türkiye'de Atatürk'ün nasıl kullanıldığını, nasıl bazı kişilerin alet ettiğini şimdi açıklamasına bakalım. Der ki, heykeltıraş söylüyor bunu. Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine ve eserlerine karşı yürütülen, bakın, karalama kampanyasının hedef olarak eserlerime yöneltilmesini hayretle ve üzüntüyle karşılıyorum. Tepki veren kim? Bizler. Gerçekten biz kendimizi Atatürkçü, onun izinden giden, onun fikirlerini peşinden giden insanlar olarak tanımlıyoruz. Öyle kuru gürültü değil, kullanma şeklinde değil. Fikirlerini araştırıp neler yapabiliriz, ülkeyi nasıl geliştirebiliriz, onun çizgisinde nasıl yürüyebiliriz diye çabalayan insanlarız. Benden başka Borga Sezer arkadaşımız var. Anlatacağım birazdan. 1881 Derneği Genel Başkanı. Onunla da bizzat yürüttük bu meseleyi. Başka arkadaşlar da var. Bakın, bizlere arkadaşımız, heykeltıraş arkadaşımız eleştirildi diye bizlere Atatürkçü olmaktan çıkardı attı. Kendi kafasına göre. Ne diyor? Tekrar Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine ve eserlerine karşı yürütülen karalama kampanyasının hedefi olarak eserlerime yöneltilmesini hayret ve üzüntüyle karşılıyorum. Bununla bitmiyor değerli arkadaşlar. Sosyal medyasından bizzat okuyacağım. Bu çaba içinde olanların art niyetli kişiler olduğu açıktır. Bir kendisi iyi niyetli, gerisi art niyetli. Devam ediyor. Bu gerçekleri görmeyerek ve yok sayarak Mustafa Kemal Atatürk'ü karalamaya kalkan art niyetli kişileri kınıyor. Bakın, tekrar söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü karalamaya kalkan art niyetli kişileri kınıyorum. Biz hiçbirimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirmedik. Eleştirmesine de izin vermeyiz. Eleştirene de haddini bildiririz. Bizim arkadaşın yaptığı güya kendince sanat olan ama bizim açımızdan ucube olan bir konuda diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ü karalamaya kalkan. Herhalde kendisini Mustafa Kemal Atatürk sanıyor, biz anlayamadık. Şimdi bu maalesef son zamanlarda bunu çokça yaşıyoruz. Değerli vatanseverler, şöyle bir şey yapmak isteyen özellikle başarısız insanların Atatürk'ü, Atatürk kelimesini, Atatürk'ün imzasını, Atatürk'ün yüzünü kullanarak kendini bir yerlere getirmeye çalıştığına sıkça şahit oluyoruz. Ve eleştiri aldıkları zaman da ilk yaptıkları iş, kendilerini eleştiren gerçek Atatürkçüleri, gerçek Kemalistleri hemen neyle suçluyorlar? Efendim, biz Atatürk'ü karalamaya kalkıyoruz, biz yobaz kafalıymışız. Hayır, yobaz kafalı bence sensin. Çünkü sen eleştiri bile kabul edemiyorsun. Güya sanatçısın. Kabul edemeyeceğin şeyi dikme oraya. Bu ülkenin değerleri var. Bu ülkenin kıymetleri var. Bu ülkenin simgeleri var. Biz Finlandiya değiliz. ABD değiliz. İngiltere değiliz. Bizde hangi renklerin hangi anlama geldiği aşikar. Sırf gökkuşağı da var diye bizden oraya gelip de onu çizeceksin. Biz de sessiz kalacağız. Böyle bir şey yok. Ha şu var. Bir de üstün üstlük Atatürk'ün hiçbir şeyini benzetmemişsin. Ben şundan göstereceğim tekrar. Sayın sanatçı, Atatürk'ün hiçbir şeyi benzemiyor. Frak benzemiyor, vücut benzemiyor. Bunların hepsinde doğaçlama çalışmışsın. Ama yüzünü birebir silüetini yapmışsın. Birebir kalıbından yapmışsın yani. Bunlar bizim için çok anlamlı. Biz senin ne yapmaya çalıştığını anlıyoruz. Ha, sıkıştığın zaman efendim biz Atatürk'e düşmanız, öyle mi? Hayır, sen Atatürk'e düşmansın. Neden? Atatürk'ün kurduğu ülkeyi bir defa tanımıyorsun. Öncelikle kendine bakmalısın. Bu heykeltıraş gibi başkaları da böyle yapıyorlar. Ve maalesef kendileri eleştiri alınca hemen insanlar aforoz ediyorlar. Nereden? Atatürkçülükten, Atatürk milliyetçiliğinden. Bir kendileri böyle. Atatürkçü bizler değiliz. Diğer taraftan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bir de değineceğim. Arkadaşlar, maalesef iş bitti. Heykeli kaldırdık. Atatürkçü Düşünce Derneği daha önceden de bir sahte hesap mı değil mi onu da bilmiyoruz. Bir tane şey paylaşmış oradaki heykeli tebrik ederim diye. İnsanlar tepki duyunca Atatürkçü Düşünce Derneği U dönüşü yapıyor. Heykel kalktıktan sonra Urla'daki heykel kalkmıştır. Duyarlı insanlara teşekkür ediyor. Ya kardeşim, sen bu ülkedeki şu an en büyük derneksin. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Atatürk değerlerini yaşatmak üzere kurulmuş en büyük derneksin bizim gözümüzde, ama fiiliyatta öyle değilsin de hukuken öylesin. Niye bu kadar duyarsızsın? Bunu senin
Bizden önce müdahil olman lazım. Bizim sana teşekkür etmemiz lazımken biz müdahil oluyoruz. Olayı bitiriyoruz. Olay bitiyor. Atatürkçü düşüncelerine geliyor. Parsayı topluyor ortadan. Böyle bir şey kabullenemiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği, yani kısaca ADD, daha önce de birçok konuda böyle yapmıştır. Maalesef ADD'de iktidar çatışmaları vardır. Koltuğu kim kapacak çatışmaları vardır. Sürekli bu yaşanıyor. Zaten bundan dolayı, ADD'nin artık iş yapamaz hale gelmesinden dolayı biz geçen yıl Gazi Kemal, 2 sene önce Gazi Kemal Eğitim ve Kültür Derneği'ni kurmaya karar verdik. Atatürk'ün düşüncelerini yaşatmak üzere, yüzünü değil, cismini değil, fikirlerini, özellikle onun söylediği şekilde fikirlerini yaşatmak üzere bir STK kurmaya karar verdik. Geçen yıl 8 Ocak'ta Gazi Kemal Eğitim Kültür Derneği'ni kurduk ve inşallah bu uğurda şu an çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyüyerek gideceğiz. ADD'yi bu noktada kınıyoruz değerli vatanseverler. Süreçten dolayı teşekkür etmek istediğim arkadaşlar, Tayfun Varol arkadaşımıza teşekkür ediyoruz öncelikle. Sağ olsun, fiziken gitti orada, ilgilendi. Bizlerin adına da ilgilendi. Belediyeye de selamımızı söyledi. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz Bey'e teşekkür ederiz. 1881 Derneği Genel Başkanı Borga Sezer Bey'e teşekkür ederiz. Fırat Çakıroğlu şehidimizin amcası Hüseyin Çakıroğlu Bey de bu konuyla bizzat ilgilenmiştir, tepkisini koymuştur. Hüseyin Çakıroğlu abimize de teşekkür ederiz ilgilendikleri için. Ayrıca bütün vatanseverlere, bütün Atatürkçülere gösterdikleri tepki, gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Bizler böyle oldukça ne Atatürk düşmanları ne Atatürk'ün ismini kullanmaya kalkışan kişiler kendilerine yer bulamayacaklardır dünyada. İnşallah buna da devam edeceğiz. Şu an oluşumlarımız var, teşkilatlamalarımız devam edecek. Sadece biz kendi derneğimizden bahsetmiyoruz bakın. Diğer bütün Atatürkçü, gerçekten fikirlerini yaşatmaya çalışan Atatürkçü STK'lara, dernek başkanına da ayrıca tek tek teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte biz kendisinin ismini yaşatmaya, fikirlerini yaşatmaya, doğru Atatürk'ü tanıtmaya devam edeceğiz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum.